vursanın, ufak tefek taşlar vursanın, ufak tefek taşlar keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları. Bir omuzdan, bir omuzda saçları, bir omuzdan, bir omuzda saçları ağabeyim. Esmer güzel yârimle kol kola gezerim. Peki ben bu şarkıyı niye söyledim? Niye söylediniz Aslı Hanım? Dedik ki gelin evi şöyle bir Bursa'ya gitsin. Oo. Bursalı gelinler bizi arıyorlarmış. Evet. Lütfen gelin evi Bursa'da olsun diyorlar. Evet. Ondan sonra biz de dedik ki siz istersiniz biz gelmez miyiz? Orada çok güzel Arnavut düğünleri, Arnavut gelinleri var. Öyle mi? Bursa evet tam anlamıyla yapıyor. Altın, harika altın, bir hafta altın, bizim olacak dolu. İnşallah. Yani böyle şey... Gelin evi Bursa'da olacak. Evet güzel gelinlerim. Selin'in çeyizini serttik. Çetikler, patikler, lifler, havlular, ay 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 ay. Güzel gözüküyor ya. Maşallah. Ben şu seccadeyi göstermek evet. istiyorum. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Da var şöyle. Öyle mi? Bunu kim yaptı hayatım? Bunu biz Kırklar Elinde yaptırdık. İkisini yaşlı de mi? Yaşlı bir teyze yaptı. Evet. Ay, İsmini bilmiyorum. Eline ama, koluna sağlık. Evet, çok güzel. Yaşlı olmasına rağmen maşallah var. Evet. Yani. Ya zaten ne varsa eskilerde var. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Elleri dert görmesin. Allah uzun ömürler versin teyzemize. Evet. Burada senin yaptığın böyle çeyizine hazırladığın bir parçan var mı? Olmaz sen? Mı? Neler var? Dantel yatak odası için dantel takımı örmüştüm. Ne zaman ördün sen bunları? Nişanlıyken. Ciddi misin? İnternetten hiç izleyerek. Hiç beklemedik hareketler vallahi senin. Niye böyle? Çok ne bileyim şey görünüyorsunuz işte böyle ya. İşte dedim ki hep böyle güzel el oyalayan şeyleri böyle daha olgunlardan bekliyoruz. İşte böyle teyzelerimizden, evet. büyüklerimizden bekliyoruz. Senin evet. böyle bir iş yapman bakın değerli izleyicilerimiz ne kadar da meşakkatli oyalar bunlar. Evet. Bunları ne kadar zamanda tamamladın? Kaç parça yaptın? Çok. 6 parça oluyor yatak odası. Evet. 2-3 ay sürdü, uzun sürdü. Evet. Çünkü ama... hem çalışıyordum hem de tebrik akşam gelince yakınlaştık. Eline sağlık. Eline yani. Sağlık gerçekten. Bunlar da... Pike takımlarım, evet. Pikeler. Bak, yeleklere bakın. Bu erkek sana. Çocuğum olursa, bu da kız çocuğum. Ay. Bunu Lina'da kullanmıştım. Kullandın mı? Evet. Ay hiç kullanılmamış gibi maşallah. Kaynattım, ütüledim. Ne diyorsun ya? Evet. Ne güzel kaynatmışsın, vallahi hiç kullanılmamış gibi. Bu da onun gibi. İncilisi. Şuralarına da inci yaptım. Ay çok şık. Şık. Evet. Çok güzel canım benim. Yelekleri söylüyorum Aslı Hanım. Hep hadi giyiyorum ya her gelin evinde. Şimdi de giymek istiyorum. Hangisini giyeceksin? İzin bir. Alalım şunu Selin'den. Da ben şunu giyeyim. Yeşilin beyanı. Evet her gözlerimi oldu. De çıkarır. Dış sesçim. Şurada fotoğraflar var. Aa evet. Sen söylemesen fark etmeyecektim. Kaçıncı anneme yardım ediyorsa artık. Çeyizde fotoğraflar. Evet, benim küçüklük resimlerim. Çeyizine mi koydun bunları? Evet, öyle ay, görüntüm. Ay bu sen misin? Evet. Bakar mısınız? Evet. Kızı da çok benziyor bence. Evet. Aa, evet, aa, resimlerde fark ettim. Ay çipe bak. Çok değişmiş miyim? Değişmemişim bence. Ay çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Yine öyle boncuk boncuk bakıyorsun. Kızım ama maşallah. Çok küçükken kirpikleriniz bu kadar uzun değilmiş. Yok evet, tam sarıydı o zaman. Baban değil mi? Evet. Babacığın. Evet. Ay canım benim çok tatlısınız. Kızımın şimdiki haline çok benziyor. Evet, 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 evet. İyi olmuş bak onları da şurada görmüş olduk. Şurada yeleğime benzer bir yağlık hı. görüyorum alabilir miyim? Yağlık, yağlık diyorlar ya onlar şu yazmaya. Mu? Evet. Bu mu? Yok bu. O evet. Bu mu? Ha, eski model değil mi evet. bu? Ama oyası güzel. Ama işte oyası annem güzel. Bunları ben bebekken yaptırmış. Kına örtüsü bu da galiba. Şu çok güzel değil mi? Kınanlı mı kullandın? Ha, bu benim evet. namaz örtüm. Bu da şu namaz örtüsü. Bunu kayınvalidem yaptı. Evet başında çok güzel. Evet. Taç var gerçi başında. Biz taçlıyken de takıyoruz. Bak sen. Lina'nın mevlütünde takmıştım bunu da. Aa, aynı güzel. Şekilde bebeğime de yaptı sağ olsun kayınma. Çok yakıştı. Bu nedir şu? O benim şalvarım. Bu bebek örtüsü, yüz ay, örtüsü. Ay çok şık. Bu da nasıl? Saf ipekten onun için böyle. Ah canım benim. Yüzüne mi örtüyorsunuz? Nasıl oluyor? Şey pusetinin üstüne tamam. nazar almasın diye. Ay canım benim. Bu da örnüğünüz mü? Mutfak örnüğünüz. Evet. Bunları da kaynanam işlemiş.
Kayınvaliden ellerine sağlık. Evet. Bunu da teyzem işte dedi. Çok teyzem. Güzelmiş. Evet. Allah teyzenin de hamar at. Evet, ellerine bütün sağlık. Teyzelerim hamar attı. Ay maşallah ne güzel. Melek çok, teyzem. Çok şık. Hepsi. Çok beğendim ben de bunu. Biraz bize anlat diğer parçaları da göster ederim. Bak. Yemenileri nasıl buldunuz kızlar çeyizini Selin'in? O günlük bence pike güzel. Takımı. Günlük pike takımı. Evet. Hemen açalım. Güzel mi? Bence güzel yeterli. Sen ne yaptın? Dolamış. Dolamış başına. Bana bir şey olmasın. Her şekilde dolamış. Dolayabildim mi Aslı'nım görmedim. Aslı Hanım şu öndeki siyahlı şey nedir acaba? Hangisi? Siyah, yıldız gibi olan. Ha evet. O çiçeği. Bir ben tane galiba. Ben onları şey bardak altlığı diye düşünüyorum. Evet. Kayınvalidem yollamış ama. Ama bardağa koysam düşer. Kayacak ama şey geçen bölümlerde bir abla demişti ki bunu eskiden ıslatıp sofraya koyup. Evet. Ağız temizliği içinmiş. Evet olabilir. Doğru. Bizim programda görmüştünüz evet. Değil mi? Zeynep abla. Bravo. Şöyle bir şey yapılmıştı kuşa benzer hatırlıyor musun dış ses? Kuş gibi böyle. Kenara koyulmuştu, evet. Bunlardan daha sonrasında da renkli böyle küçük havlular çıktı yıkaması kolay olsun diye. Bunlar misafirin tabağının yanına sabunlu olarak konur. Bir tane de sabunsuz durulanmış olarak konur. Şöyle misafir yani. Evin tuvaletini kullanmaz. Yer içer, ellerini siler. Evet. Onun için kullanılıyormuş. Zeynep Hanım'a da selam olsun. Ben. Onlar diz örtüsü. Ne örtüsü? Diz örtüsü. Kolalı. Kolalı. Diz örtüsü derken masada. Şimdi yemek yiyoruz masada. Koltukta. Peçete mi? Aynen dizlerimizi örtüyoruz. Peçete yani. Hanımlar o sarı yelek ne öyle? Şurada. Şu yelek soruyor. Evet. O benim kına, evet. Kına'da giydiğim şalvarım. Kaftanım diye. Kaftan bu yeleği. Evet. Üzeri. Sırmalı evet. Yapılmış. Çok ağır ama. Baya baya. Bir de aynı şekilde şalvarı var. O da 7 metreden kaç 8 metreden bilmiyorum. Çelik yelek gibi değil mi? Gladyatör aynen. Gladyatör savaşçısına benziyor onu ince. Bu şişkoğlu olur işte bunlar. Bunlar şişkoğlu olur. Ama bunlar biraz kilolulara da zor olur. Evet. Şimdi giymesiyle çok zor olur. Değil mi? Evet. Yorgan nereden aşkım? Ha, o annemin. Yani anne bu söylediklerimden hariç her şeyi annem yolladı. Ne güzel bir tespit. Aslı Hanım ben bunu kaldıramıyorum. Evet çok ağır durum. Ay bunu nasıl giyiyorlar değil mi? Onu giydirmek için üç kişi yanına geçiyor. Yok canım. Çıkarma. Bunun içine bırak, hepimiz gireriz. Gireriz. İşte bu bırak, bize olur bakayım. Bence de. Allah ceza vermesin. Nasıl giyiliyor ya? Çok kırışmış. Perde gibi. Bunu bir kişi mi giyiyor? Güneşlik gibi gerçekten. Şurada uç kurulan. Uç kurumdan çekiyorsun. Bunu çek herhalde. Bakayım. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Çekeceğiz şimdi. Dur yavaş yavaş. Bir dakika kızlar. Böyle. Hepimizin evet, kilosunu böyle. Toplasak yine sığmayız. İşte bunun da nasıl hareket etmemi beklersiniz? Gerçekten zor. Neden giyiyorsunuz o zaman? İşte adetler yapmazsan kırılan oluyor. Ne diyorsun ya? O değil bacak. Olay adetler değil yani şunu giymek bile evet, başlı başına bir iş. Bir de bundan üç tane değiştiriyoruz. Ne? Evet. Bitti. Kına gecesi bitti. Evet. Üç tane değiştirdim. İşte ben yetiştiremedim. Yani giymediğim abilelerim de oldu. Kız çek gitmiyor. Doğru. Çok zor ya. Evet. Neyse bunu böyle alalım da diğer çeyizleri biraz daha görelim. Aynen. Biraz farklı yazma işleri gösterelim. Bizi izleyenlere de fikir olsun. Bunları teyzelerim yaptı. Ay teyzelerin. Yeleklerimi de Melek teyzem yaptı sağ olsun. Havluları bana daha çoğunluklu geldi aslında. Evet, hiç havlu bakmadık değil mi? Evet havluları evet, bana daha çoğunluklu. Bak şu havlu da güzelmiş. Aslı Hanım. Efendim canım. Ben acıktım. Ya. Sen de hiç doymuyorsun daha yeni yedin. Nerede yedi kahvaltıydı o. Hayır tatlı götürdü arkadaşım. Ay, ben gördüm. Kıyamam ben ona. Gözümün içine baka baka yedi ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama o çeyizler de öyle güzel ki mesela evet. Şunu gösterelim geliyoruz. Bir de şu var. Evet, belki almak isterler. Güzel. Bu da gölge işi. Bunu da yapmayı öğrendim. Gölge işi. Evet. Buna mı deniyor gölge? Burasına. Çok şık duruyor. Sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Bu kimi? Onu kayınvalidem yaptırdı. Öyle söyleyeyim. İsmi ama neydi öğrendim. Kayınvalidenin? Nebahat. Nebahat Hanımcığım elleriniz dert görmesin. Güzel gelininize harika bir çeyiz hazırlamışsınız evladınıza. Tebrik evet. ediyoruz. O zaman herkes acıktıysa geçelim mi biraz? Geçelim. Bakalım güzel gelinimizin efendim masası nasıl? Geçelim.